Fertile Reçel karavan sohbetlerini sunar. Merhaba. Fertile Reçel'in sunduğu karavan sohbetleri başlıyor. Hepinize iyi akşamlar efendim. Bugünkü karavan sohbetlerimizi çok farklı bir yerden yapıyoruz. Neredeyiz efendim? Sarıgerme'deyiz. Sarıgerme'de yani Dalaman'ın bir küçük köyü Sarıgerme. Sarıgerme Hilton'dan yapıyoruz efendim. İşte konuğum, sinema oyuncusu, müzisyen Suna Yıldızoğlu. Bugün hep heyecanla bekliyordum. Suna Hanım'ı konuk edeceğiz falan. Nasıl yapsak? Karavana girer mi bu arada? Sıcak çünkü karavanda da yapılmayacak ki, kolay değil. Seneler de bunu düşünüyorsun. Başka derdin yok. Ve çok teşekkür ederim, sağ olsun. Kırmadı. Akşam da orkestramız yani Karagılar Kafes'te grubuyla Hilton'dayız. Evet. Öncesinde sohbetimizi yaptık. Öncelikle bilen bilmeyen Suna Yıldızoğlu kimdir? Suzi midir? Kimdir? Kimdir ya? Kim? İngilizler hakikaten aslında. Hakikaten kimdir? Kim? Kim? Sana söylemedi mi? Anlat bize Suna Hanım kim? Neyi anlatacağım? Baştan anlatmayacağım. Çok kısa, İngiltere'den geldin, ne oldu falan? 19 yaşındayken İngiltere'den geldim. Evet. Ama oyuncu olacağımı düşünmüyordum. Tabii, bilmiyordu, öyle bir oyuncu şey olacağız. Yoktu. Nasıl oldu oyunculuk? Ben zaten oyunculuk yapıyordum ama tiyatro yapıyordum İngiltere'de. Aha. 11 yaşından itibaren evet. Yapıyordum. Sonra Kayhan Yıldızoğlu ile beraberdim o dönemde. Onun Sıra Gültekin film çeviriyordu. Suna oynar mı diye sordu. Evet. Kayınvalidem sağ olsun Suna ismini verdi. Suna oynar mı? Ben hayır oynamam dedim yani. Oynamam ya. Sonra sıra geldi. Ya Suna lütfen ya. Tamam, ismimi yazmazsan. Kullanmayacak. Peki neden Suna? Hani bilmem, kayınvalidemi o koymuş. Lazım. Evet. Ya başka bir isim konabilir Türk ismi olarak ama güzel. Ya kaç yıldır Sonya diye herhalde. Sonya diye. Ha oradan geldi. Evet, Sonya'dan geldi. Peki kaç yıldır Türkiye? Kaç yıldır buradayım? Türkiye'desin yani. Söylemem şimdi bak, 19 yaşında geldiğimi söyledim. Ha, oradan hesaplıyorsun. Yani oradan. Şimdi efendim Karagılar Kafes'te grubunda beraberiz. Bu arada ses geliyor. Akşamları burada sivrisinek oluşuyor. Onlar için ilaçlama yapıyorlar. Arkamızda biliyorsunuz bir sazlık var, bir göl var. Orası biraz şey yapıyor. Şöyle Karagılar Kafes'te de seninle tanıştık, buluştuk. Karagılar Kafes'lerin ne zamandan beri buradasın, söylüyorsun? Kargaları ne zaman katıldım? 2014 ya çok 2014 acaba? Vallahi yani yakın tarihi pek hatırlamıyorum. Sorun, geçmiş tarihi çok iyi hatırlıyorum. Ha, yani. Güzel. Eylül 2014'te katılmış. Hı-hı. Ya şöyle Suna Hanım çok aslında renkli bir insan. Sahnede dans ediyor, ayakkabılarını çıkartıyor, çıplak ayak oynuyor. İnsanlar hiç umurunda bile değil. Hani aman diyor. Eğlenin yeter. Ben eğleneceğim önce diyor. Sonra da seyircinin eğlenmesini istiyor. Tabii. Onun için çok iyi anlaşıyoruz sahnede. Hemen sen olmadan olmuyor artık. Yok evet. O artık. Bakın o kadar bunu ben söylesin diye bir şey söylemek. Alıştım valla. Teşekkür ederim. Valla sen bir iki kere gelemedin. Başka işlere gittiğinde evet. Ben valla kocaman bir boşlukla karşı karşıyaydım. Çok iyi. Bugün kaydımız böyle sağ olsun. İlaç sesleriyle olacak. Olsun. Sorun değil. Olsun sorun değil. Biz böyle şanssız bir akşam oldu. Karavan. Gelsin baba. Sorun değil. Tamam. Evet, bizi duman içinde artistik bir şekilde duman. Evet, duman verecek bize. Evet. Çünkü şey var. Şimdi onun da işi o. Şimdi durursam diye patron bana ne diyecekti? O da haklı. Peki sinema yaptın. Aklında sinemalar mutlaka filmlerin var. Ben bundan çok zevk aldım. Ya bu film gerçekten tam bana göreydi karakteri diyeceğim bir şey var mı? Var. Ne mesela, hangisi? En son çevirdiğim film 95'te evet. Sokaktaki Adam. Oradan en iyi kadın oyuncu ödülünü bravo. Kazanmıştım zaten. Evet, demek ki o zaman çok iyi oldu. Sen bir ödül de almışsın bu filmden. Evet. Evet. Peki evet devam edelim. Hangi oyuncuya çok mutlu? Ondan sonra bir daha teklif gelmedi. Ya bu çok bak samimiyeti işte bu. Evet filmi çektim ya bir daha teklif gelmedi. Ödül aldım vallahi teklif gelmedi. Aslında biz biliyorsunuz yani. Yabancı insanları seviyoruz. Yani ülkemizde yaşayan yabancı insana daha bir sempatiyle bakıyoruz. Suna Hanım burada aslında bir artı puan taşıyor. Ben kendisini hem seviyorum hem sempati duyuyorum. Yani yabancı olduğumdan dolayı. Yani ne istiyorsanız. Ya ondan diyor oğlum sizin keyfiniz. O şeyiniz başka ya o. Hatta bir gün farkındaydınız neydi? Kar yağdı dönemedik eve. Evet. Ya oğlum, yılbaşı gecesi. Evet yılbaşı gecesi. Ya dönme gidemezsin. Taksi maksi bulamıyoruz.
Kalacağım bir de evde falan sağ olsun ondan sonra. Zorla eve götürdüm. Ya değil. Adamı eve zorla eve götürdüm. Gidemiyoruz. Karşı tarafa geçemedik. İstanbul tarafında kalmıştık. Çok da keyifli. Efendim bu yani, çekimin... Üzülme, kedileri de eve alıyorum. Ya çok iyi ya. Hemen hatırlatmak istiyorum. Bu çekimimde bize yardımcı olan biraz farklı bir çekim oldu bu sefer. Benim telefonumda olmadı. Ama yine samimiyeti bozmadık. Mutlu Doğan sağ olsun bizim arkadaşımız. Dostumuz gerçekten. Sen bu tarafı da geçebilir misin? Evet, yapmaz onu. Ve Mutlu Doğan sağ olsun dedi ki ya abi farklı bir şey yapalım. Hadi ben de buradayım. Teçhizatların da var dedi. Teçhizat? Ha teçhizat doğru değil mi? Şeyde tamam. Malzemelerin de var. Beraber çekelim de farklı bir şey yaptık bugün. Peki senin ya sinema oyuncusu olacak insanlar var. Çünkü ya çok herkes biliyorsunuz oyuncu, bu arada bir oyuncu olmak bir moda oldu. Kızın oyuncu televizyonda onu söyleyeyim. Yani, oyuncu olmak ama meşhur olmak için. Evet. Bir, dünyada senden öyle ama istiyorsun. Sadece. Dünyada da öyle doğru. Mesela İngiltere'de bir şey yaptılar. Gençlere sordular ne olmak istiyorsunuz büyüyünce. Meşhur olmak istiyorum dedi. Meşhur olmak istiyorum. Ya, meşhur olmak. Kariyer olmuş yani. O kadar da güzel bir şey değil aslında biliyorsun değil mi? Değil tabii ki. Değil yani ben rahatım yani fakat Türkiye'den gittiğim zaman çok daha rahat olabiliyorum. Tabii doğru. Yani, ya bu bizim insanımızın ama sevgisi. Bir örnek teşkil ediyorsun. Ama şey insanımızın kötülüğündendi. İnsanımız çok seviyor. Meşhur birini görünce hoşuna gidiyor. O her yerde. Hatta vapurda otobüste görünce biliyorsun. Aa sizi burada gördük hani siz hep arabada tabii, görmek istiyor yok, insanlar. Yok ondan şikayetim yok benim. Ya çok güzel bir şey işte fotoğraf çektiriyorsunuz. Bir de şunu söylemek lazım. Sıram da buna katılır. Ya eğer siz tanınmış ve meşhur birisiyseniz, televizyonda çıkmışsanız, vapurda ya da bir metroda sizden imza isteniyorsa, bunu 10 kişi istiyorsa fotoğraf çekmek ya da imza vereceksiniz. Öyle. Arkadaşım falan, o zaman binmeseydin derler. Onun için bazı böyle ismini şuradan zikretmediğimiz bazı popüler arkadaşlarımız var. Böyle yapıyorlarmış biraz dizide oynayanlar da. Üzülüyoruz tabii onlara da. Böyle bir şey yapılmaması lazım. Fertil Reçel'in sunduğu karavan sohbetleri devam ediyor. Peki, sinema oyuncusu olmak isteyenler var. Çünkü sen daha çok sinemada tanıdık. Ses sanatçısı olmak isteyenler var. Sesle tanıdık. Suna Yıldızoğlu onlara ne tavsiye eder? Yani? Ben nasıl bir şey tavsiye edebilirim? Yani benim şöyle bir bakar durum var. Ben senelerden beri sinema piyasasında olmayan bir insanım. Çok teşekkür ederim. O kadar şarkıcılık güzel söyledin konusunda ki. Tanımıyorum ki artık ortada olanları. Şu anda bizim programımızın özü şurada çıktı yani işte yani, Suna Hanım dedi ki ben nasıl herkes tarzım? Öyle şey sanıyor yani sen şarkı söylüyorsan herkesi tanıyorsun. Ay ben seninle geliyorum, kargalarla geliyorum, şarkılarımı söylüyorum evet. Sonra eve gidiyorum ben. Bitti. Şey yani benim için önemli olan şarkı İnsanları söylemem yani. Keyiflendiriyorsun, evet, eğlendiriyorsun. Evet. O da yani güzel. Ben çok bir şeyin bir parçası değilim. Sistemin bir parçası değilim yani tanımıyorum. Ses kimseyi. Sisteminin yani. Ayrıca da kusura bakma. Eğer şarkıcı olmak istiyorsanız bir yorumla gelin. Yani herkesin sesi aynı. Bütün erkekler, niye bütün erkekler böyle tiz sesli oluyorlar? Yani duymuyorum artık. İkinci bölümde yukarı çıkacağız diye bağırmaya çalışıyorlar. Hayır. Bak Türk halk müziğinde o tizler, işte arabeskli o tizler kullanılıyor. Fakat pop müziğinde belli bir iki oktavın arasında şarkı gidiyor ve adam o tondan. Kızlar desen birkaç tanesi hariç tabii iyi sesler var. Ama erkeklerden ben çok duyduğumu söyleyemem son dönemde. Hepsi birbirine benziyor. Tipleri de birbirine benziyor. Ona girmeyelim. Evet. O bayağı. Hayır çok. Yani farklı olacaksın. Sesin, yorumun farklı. Bak güzel bir şey çok güzel sesli insanlar var. Dünyada çok güzel sesli insanlar var. Hepsi şarkıcı değil. Ama yorum önemli olan. Ne senin küçücük ona, sesin olabilir. Ama sen farklı bir yorum kattığı zaman dikkati çekersin. Halil Sezai. Yani adam meşhur oldu. Çok farklı bir yorumu var. Doğru. Çok geniş bir sesi de yok. Ama farklı bir yorum. Farklı bir yorum farklı, dikkate doğru. Çekti. İnsanlar beğendi. Herkes gibi olmanın anlamı yok. İşte ben onu söylüyorum. Herkes gibi olmayın. Değişik bir şey yapın. İleriye doğru gidin. 90'lardan beri aynı şeyleri dinliyoruz çünkü. 90'lardan aynı. Dizilerde doğru, de evet. Aynı senaryolar. Birbirlerine benzeyen kızlar. Yani değişiklik istiyorum. Evet, ben şahsen istiyorum. Doğru söylüyorsun. 90'larda çok iyiydi ya. Ben.
90'larda evet, neler çıktı? Şebnem. Farklı ama sağlam besteler çıkmış. Ha, besteler güzel ve şarkı civarında çok iyi çıktı. Ben o grupta Duman vesaire ben çok seviyordum. Peki bir dönemden geçiyor dünyada. Hani herkes böyle bir 3 tane akorla parçayı bitirip işte, tamam ben meşhur oldum. Yazında sahilde havuz kenarında çalarız söyleriz gibi bir şey oluyor. Kolay bu. Kolayını gitmek kolay, aslında en zor. Ama sponsorlar da kolayına kaçıyor. Yani. Zora gitmek istemiyor sponsor. Hayal gücü kullanmıyor. Kimse hayal gücünü kullanmıyor. Peki bu ara bir projen var mı? Bir şey böyle bir sinema falan bir dizi bir şey böyle olabilir mi? Yok. Yok tamam bak bu kadar çok iyi yok. Onu kapandı yok. Ya yok. Güzel ben de aslında öyle söylüyorum. Zaten yeter yani. Tiyatro var. Tiyatro mu? Onu tiyatro söyleyelim mi? Hangi tiyatro? Jest neredesin? Tiyatrosu ile çalışıyorum. Tiyatro ben. Jest mi? Jest tiyatrosu mu? Tiyatro bazı, jest. Tiyatro jestesin. Hı-hı. Evet. Var mı kış içinde oyun? Yine Eylül'de, Ekim'de evet, başlayacak. Evet başlayacak. İsmi var mı oyunun bir şey? Yok. İsmi yani yok. Oyun i̇sim var. Yok efendim. Oyun i̇sim var yok. Ama isim sonra konacak. Ha pardon. Oyun var. Oyun var, ismi sonra. Aha. Çünkü doğru aslında bazen isim değişebiliyor. Hı-hı. Senaryosunun yapıldığı şeye göre. İyi valla evet. Bravo. Peki tebrik evet. Ederiz ya. Sarışın olduğum için cevap veremeyeceğimi düşünmüştüm. Bak. Sen bir de bizim biliyorsun Marilyn Monroe olarak geçiyor burada. Ama ben hemen burada samimi söyleyeyim. Marilyn Monroe tam olabilir. Ama bir Tina Turner'lık var içinde. Ha. Ya patlıyor içeriden ben biliyorum. Hatta bazen ben Marilyn Monroe değilim diyor. Nedir diyorum? Tina Turner'ım ben diyor. Akkudan sahnede görseniz. Yani Kargalar Kafeste grubundan izleyebilirsiniz. Hem Instagram hem de Face'te. Marilyn Monroe. Tina Turner uçuyor ortalıkta. Tina Turner'ın genç hali tabii. Olmak çok büyük efor. Bayağı biliyorum. Çok büyük efor sarf ediyorum. Yani her şeyi kontrol. Ben böyle bir kadın değilim ki. Öyle bir şey değilim. Yani. Resmen oyunculuk lazım böyle olmak için. Ben böyleyim mi? Ama o kadın hep öyle olmuş sanıyorum. Ama hep... bence o çok akıllı bir kadın. Bilmiyorum. Aslında bence çok zeki. Hmm. Tabii. Çok zeki bir kadın. Marilyn Monroe'ya farklı bir bakış atıyoruz. Evet. Güzel vallahi. Peki evet çok teşekkür ederiz. Karavanımız da olmadı ama artık burada oldu. Belki de yazın da biraz aslında şöyle yapacağız. Biraz burada yapacağız sohbetlerimizi. Geldiğimiz otellerde baş konuklarımı davet etmeye çalışacağım. Belki bir otelcilik için birisiyle görüşürüz. Belki başka bir şey olur. Elimizden geldiğince konuklarımızı bulmaya çalışıyoruz. Bulamazsak ben size sohbet ederim. Kaldığımız oteli tanıtırım. Bir şey yaparız ama Suna Hanım diyorum. Suna diyemem çünkü benim büyüğüm ama ne diyelim. Suna abla desem olmaz. Suna Hanım diyorum. Bunları yapacağım bunu yakaladım ben. O Suna desene Allah aşkına. Suna değil mi? Ya tabii ki. Ama Suna deyince çok samimi oluyor. Yok ben sana öyle geliyor. Tamam Suna. Ya. Peki. Ha. Hayır bir türlü yaşını da söylemiyor. Ben de nasıl diyeyim diyorum. Peki sorun değil. Yaşımı söylesem ne fark edecek? Ne? Söyleyeceğim. Bazen efendim İngilizce Türkçe arasında karışma ne olabilir. Ne fark edecek? Fafiş kefrik oluyor. Ya abi ben söylüyorum. Tercüme edeceğim haberi. Ben 63 yaşındayım. 63 ben de 51 yaşındayım. Sen kaç? Şimdi, kaçsın 51. Sen? 51. 51. Abla diyemezsin. Diyemezsin. Diyemezsin artık ne ya demek? Suna diyeceksin. Tamam Suna. Ha. Suna çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mikrofona çok yaklaştık. Ses tonumuz burada patlayacak. Suna çok yok, teşekkür ederim. Ses çok yumuşak. Çok samimiyetle geldin. Birazdan da biliyorsunuz ses provasına gireceğiz. Arkadaşlarımız da buradalar geldiler. Berna'cığım. Berna'da trombonda bizde. Canavar uçuyoruz. Tamam evet ses provasına hazırlanacağız. Çok teşekkür ederiz tekrar. Öpebilir miyim sizi? Teyze diyecektim. Teyze diye. Oh. Çok samimi ve şık bir insan. Onun için Suna Yıldızoğlu diye Instagram'dan takip edebilirsiniz. Başka var mı Facebook'ta bir şey? Instagram. Şimdi seni sevenlerini Twitter çok biliyoruz. Instagram. Bir şey yapıyor pırt diyor mesela cart diyor bir sürü insan bir anda beğeniyor dedi. Ha. Ben dedi Suna Yıldızoğlu'yum tabii beğenecekler diyor. Ama o kadar da hayır, samimi ki. Hayır hiç böyle bir şey söylemedim. Ne ama o kadar da samimi ki. Bu programı bitiremiyoruz bir türlü. Bit. Hadi olsun. Biz gidelim çok, bile. Şey. Biz niye soundcheck'e gidiyoruz? Soundcheck'e gidiyoruz. Soundcheck'e devamı gidiyoruz. Orada. Mikrofonumuzu alıyorum. Efendim bir karavan sohbetlerinin daha hangisine bakayım. Bir karavan sohbetlerini daha beraberdik. Sizlere Hilton Sarı gelmeden seslendik. Konuğumuz Suna Yıldızoğlu'ydu. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Fertil Reçel Karavan Sohbetlerini sundu.